Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Liviya hükümeti 50 xıtayını qolğa aldı. Liviyanın Tripoli'deki yerlik dairleri 22 iyun Liviyanın xarbide məxbi hareket qılvatqan şifirliq pul qızış mərkizini bitkit qılğan bolup, mezkur harekette 50 Xitay qo'lga olingan. Amerika vazining xabar qilishicha Liviya taftish amaldori bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Ichki ishlar ministrligi alohida tekshirish atrofining poytaxtning sharqiga taxminan 160 km keladigan bir dehqonchilik maydonini axtirib, qoramig'i yetmaganlarning 50 Xitayning yordamida zo'r miqdordagi material manbasini sarf qilib, shifrliq pul qizayotganligini bayqaganligini bildirgan. Tripoli taftish mahkemesi Facebook sahifasida ham bahrligan bir sindin oshkorlanishicha hech qanday derisi bo'lmagan sanoatda ishildilgan shamoldirg'ichlar o'rnatilgan bir o'rindan zo'r miqdorda kompyuter va qattiq detallar bayqalgan. Taftish mahkemesi Port shahri Misratada yana bir qonunsiz maxfiy shifrliq pul qizish markazini bitkit qilganligini e'lon qilgan bo'lib, bu o'rinni 10 Xitoy fuqarosi boshqaruvdi ekan. Xitoylarning har qaysi davlatlarda shifrliq pul qizish, shifrliq pul aldamchiligi qatorli qilmishlari yillardan beri ko'plab xabar qilinib kelmoqda. Sharq Turkistonda qo'rqoq amaldorlarning o'rniga Xitoylar almashtirilmoqda. Xitay rejimi Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlardan bo'lgan qo'rqoq amaldorlarni turli maqsadlar bilan ishlatayotgan bo'lib, yaqinqi mazgillarda ularning o'rniga Xitoylarni almashtirishi ko'rinarli ko'paymoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'g'rining xabarida bildirilishicha, 25 iyun atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultoyi doimiy komitetining 3-chi yig'ini Urumchida o'tkazilgan bo'lib, yig'inda kadrlarni tayinlash, qoldirish qarorlari e'lon qilingan. Mazkur yig'inda Chou Shuyong ismli Xitoy atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining bosh kotibligiga tayinlangan. Bundan ilgiriki bosh kotib bo'lsa qo'rqoq amaldor Yasin Sidiq bo'lib, u bu yil 4-chi oyda intizom va qonunga ig'ir xiloflik qilish degan bahona bilan tutilib tekshirilgan va 31 may bosh kotiblik vazifasidan qoldirilganligi rasmiy e'lon qilingan edi. Yig'inda yana Matrusun Turdimamat atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasining muavin bosh taftishlik vazifasidan qoldirilgan bo'lib, uning o'rniga Wang Chiuli ismli Xitoy ayol almashtirilgan. Undan boshqa qo'rqoq amaldor Farhat Rozi atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti yezi egiligi va yezi xizmati komitetining muavin mudirlik vazifasidan qoldirilgan. Xitoy rejimi Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri atalmish avtonomiya tuzumi ijro qilayotganligini da'vo qilib, xalqaroning ko'zini bo'yash uchun o'zlariga sodiq bo'lgan bir turkum qo'rqoq amaldorlarni o'xshamagan vazifalarga tayinlab kelmoqda. Halbuki mazkur qo'rqoq amaldorlarning hech qanday amaliy huquqi yo'qligi hammaga ayon bir ahvol bo'lib, ko'pincha oxirida turli bahonalar bilan vazifadan elib tashlanib, uzun muddatli kesilish qatorliq taqdiriga duchor bo'lib kelmoqda. Xitoy rejimi yaqinqi yillardan beri irqiy qirg'inchilik siyosatiga mos holda nurg'ullagan Uyg'ur amaldorlarni turma yoki jazo lagerlariga qamagan bo'lib, aslida amaliy huquqi bo'lmagan qo'rqoq amaldorlarning nisbatini texmo azaytishga, amalini texmo tövallatishga, boshqaruv sistemasini butunlay Xitoylar bilan to'ldirishga tirishmoqda. Wagner harbiy o'zgarishi mazgilida Rossiya amaldorining Xitoy ziyorati diqqat qo'zg'adi. Bütün dünya diqqat qilayotgan Wagner harbiy o'zgarishi mazgilida Rossiya yuqori darajalik amaldorlarining Xitoy ziyorati xalqaro jamiyatning diqqatini tortdi. Fransiya xalqaro radiosining 25 iyundagi xabarida bildirilishicha, Rossiyaning yollanma armiyasi Wagner prezident Putinning hokimiyatini kontrol qilishiga zo'r tahdid paydo qilgan bir paytda, Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministri Andrey Rudinkovning Xitoyga berib, Xitoy bilan xalqaroliq masalalarini muzokara qilishi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy taratqolari mutaxassislarning so'zini naql keltirib, navbatda Rossiyaning vaziyatiga nisbatan Xitoyning Rossiyani qo'llaydiganligini, shuning bilan bir vaqtda Rossiyaning ichki ishlarga aralashmaslikni ta'kidlaydiganligini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Putin davlat ichida qattiq besimga duch kelganligi sababli Rossiya tashqi ishlar amaldori Beijingga borgan. Rudinkov yakshanba kuni Beijingda Xitoy tashqi ishlar ministri Chingang bilan ko'rishib, Xitoy-Rossiya munosabati va o'zaro ko'ngil biladigan xalqaroliq va rayonlik masalalar to'g'risida fikr almashtirgan.
Rudinkovning Beijingga qachon borganligi yoki Rossiyaning asoslik ittifoqdoshi bo'lgan Xitoyni Rossiyada yuz bergan qalaymaqonchilik haqida xabarlantirishni maqsad qilgan qilmaganligi aniq emas ekan. Növbette Amerika Prezidenti Joe Biden'ni öz içiga alğan Gərb dövlətləri rəhbərləri vəziyyətin tərəqqiyatını yıqındın gözlədiganlığını bildirişkən. Xitay Wagner isyanının Rusiyanın içki işi ekanlığını bildirdi. Xitay rejimi Prigojin başçılığındakı yallanma əskərlər şirkəti Wagner'nin Rusiya hökumətinə qarşı qozğan isyanı nəticəsində çıxan krizisinin Rusiyanın içki işi ekanlığını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Xitay Taşqi İşlar Ministerliği, Rusya yollanma askerler şirketi Wagner'nin isyanı doğrusu bayanat ilan kılıp, bu Rusya'nın içki işi, Xitay Rusya'nın dostanı koşnesi ve yeni devirde kan dairlik strategilik şirik bolu süpüte de içki mukumluğunun izgilliğini, terakiyatını ve paravallıqı erişişini kollaydı digerlerini bildirdi. Kuba raisi Miguel Díaz-Canel Twitter'da hembeherligen uçuruda Rusya'nın birliki ve asasi kanunga tayanıgan tertibinin galip kilidigallıqıgı işindigallıqını əskertip, Rusya'daki korallıq isyan ve iğvagerçilikler karşısında hürmetki sazaver Prezident Putin'a ve qeyrindaş Rus halkıge Kuba halkı hemde hükümetinin hemkarlıq pozisiyasını bildirmen dedi. O Wagner şirketinin isyanı yüz berip uzun ötmeyi Rusya Prezidenti Putin'a telefon kalıp öz ara hemkarlıqını təkidligen idi. Rusya yollanma askerler şirketi Wagner'nin rehberi Prigojin devlet armiyasının Wagner'a hücum kılganlıqını ayıplab, bununla cevap kaytırdıqallıqı doğrusu da təhdit salgan idi. Aradan uzun ötmeyi Wagner cankileri Ukrayna zemininden çekinip, Çigradiki Rostov rayonuna besip girgen idi. Prigojin kiyinci Belarusya'nın arıgı kirişi bilen askerlerini çekindirgenlikini ilan kılgan idi. Rusya Kremlin sarayı bayanatçısı Dmitri Peskov, Prigojin üstüden eşilgan dava dilolarının yapıldığallıqını, isyancılar başlamçılarının Belarusya'ya kitidigallıqını uxturgan idi. Xitay Şarkı Türkistan'daki Avasiya liniyasını devamlıq köpeytmekte. İşgaliyetçi Xitay rejimi texamı köp Xitay aqqullarını Şarkı Türkistan'a gelip kılış, onların katnaş yolunu ravallaştırış üçün Avasiya liniyalarını devamlıq tiz süratli köpeytmekte. Tanrıdağ Doğru'nun 26. iyondaki haberde bildirilişe, Xitay'daki yazlıq tətillik yolu tutuş miqdarının eşişiğe əgişip, Tianjin Avasiya Çeklik Mesuliyet Şirketi Şarkı Türkistan'da 7 kızlık liniyanı yeniden eşip, növetçi ayırıplarlarını köpeytişini planlıqan. Tianjin Avasiyası Şarkı Türkistan'dan tarmak liniyalarına ayırıplan manguduşunu devamlıq aşırıp, 1. yoldan başlayıp, Gulca, Kanas, Gulca, Aksu, Gulca, Kaşkar, hem Turpan, Kanas, Avasiya liniyasını yeniden köpeytişini, 10. yoldan başlayıp, Ürümçi, Yinchuan, Nantong, Avasiya liniyasını yeniden köpeytişini planlıqan. Gulcu Altay, Gulcu Yaken, Avasiya liniyası da bolsa növetçi ayırıplarını köpeytip, Şarkı Türkistan'ın şimali bilen Canubi arasındaki katnaşını texamı ravallaştırmakçı bolgan. Xitay rejimi bir tarafdan zor teşvikat gücünü sarıp kılış, türlü katnaş liniyalarını ravallaştırış arqalıq, sayahatçilerini Şarkı Türkistan'da sayahat kılışkı kızıqtırıp, zor miqtarda iqtisadi kirim yaratsa, yeni bir tarafdan Xitay aqqullarını Şarkı Türkistan'a yerleştiriş qadımını texamı tüzildişki urunmaqda. Tanrıdağ Doğru'nun alaqadar haberde məlum buluşca, Xitaylarının bu yıllık atalmış Tanzongzi çağını məzgilidila, Şarkı Türkistan'a bargan sayahatçı 5.108.600 adam qetim bolup, Bultırkı okşaş mezgildikiden 57.68% aşkan. Sayahat kirimi bolsa 4 milyard 574 milyon yuengi yetken. Xitay, Amerika'nın Xitay şirketlerine arız kılışıgı itiraz bildirdi. Amerika Xitay'nın fentail işlep çıkarıcı ve satıcı bir neçe şirketi üstüden arız sunuğan bulup, bunun bir aram bulgan Xitay kattık itiraz bildirdi. Amerika Avazının 26. iyondaki haberde bildirilişe, Amerika bir neçe Xitay şirketi ve puhralarının adamını xumar kılıp koyduğun ağırıq doğduş doğrusu fentailgı münasifetlik, ximiyelik buyumlarını işlep çıkarğan ve satqallıqı sebeplik onlarının üstüden arız sunuğan bulup, Xitay bununla narazılıq bildirgen. Xitay narazılıq sözüde zörür tedbirlerini kollanıp, Xitay şirketleri ve puhralarının kanunluq hukuki ve menfaatini qoğdaydıqallıqını dava kılgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerika Adliya Ministerligi 23 iyun Xitayning 4 ximiya sanoati shirkati va 8 Xitay puhrasi ustidan jinoiy ishlar bo'yicha arz sunib, ularni fentail yasashda ishlatiladigan ximiyalik moddalarni qonunsiz elib sotish jinoyati bilan ayblagan.
Bu Amerika'nın tüncü kıtım bu türdeki ağırlık doğduş doğrusu işlep çıkardığan Xtay şirketi üstüden eriz sunuşu hesaplandıken. Xtay'nın Amerika'da duruşluk baş elçihanesi şembe günü bayanat ilan kılıp, Amerika'nın zehirlik çekimlik çekleş meselesi de Xtay'a tökmet kılıp, Xtay şirketlerine kanunsuz ceza belgeliği hem de Xtay puralarını tutkun kılgallıkı hakkı da car salgan. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.